Merhabalar sevgili izleyenlerimiz, İnteraktif'e hoş geldiniz. Bugün sizinle beraberiz efendim, canlı canlı. Çok böyle kıymetli bir konuğum var. Ama konuğumu takdim etmeden önce sevgili izleyenlerimiz, pazartesi günü bana Malatya'dan çok değerli bir öğretmenimiz ulaştı. Kendisi Malatya'da müzik öğretmeni, Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu'nda çalışıyor ve çok güzel bir yine projeye imza atmış kendisi. 3. ve 4. sınıf öğrencilerle depremde hasar gören Malatya'daki çocuklarımıza ışık olmak, aydınlık bir gelecek bırakmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri içinde Parla şarkısını 100 öğrenciyle Cumhuriyet'in 100. yılın için özel söylediler. Ezgi hocamız Malatya'dan bize ulaştı. Ve dedi ki sizin kanalınıza da biliyorsunuz burası Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yayınlama şansımız var mı dedi. Biz de tabii ki de dedik çok mutlu oluruz çünkü çok özel bir proje. Depremde ki çocuklarımız için yapılmış Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel 100 öğrenciyle. İsterseniz programa başlamadan önce bir bu marşı dinleyelim, sonra hemen konuğumu size takdim edeyim. İman ettiği en güzel bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı Salı günü. Biz de müzik öğretmeni Ezgi Karaman'a ve geleceğimiz olan çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Malatya'ya çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Ne zaman isterseniz bizler buradayız. Programımız burada. Yayınlarız ne isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha sevgili izleyenlerimiz Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Doktor Behçet Şimşek hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle güzel bir marşla programımıza başladık. Bence çok iyi oldu. Evet. Şimdi bugün sizinle hocam sizle çocuklarımızı konuşacağız. Okay. Çocuklarımızı ilgilendiren bir hastalık sevgili izleyenlerimiz, bir branş, bir bölüm. Bu arada sorularınız varsa yayınımız interaktif biliyorsunuz. BRT Haber Facebook sayfası açık. Şu anda ben sizi görüyorum. İzlemeye başladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen sorularınızı yazın. Hocamızı bulmuşken kolay kolay bulunmuyor hocalarımız. Sorularımızı soralım canlı yayında. Hocam isterseniz şöyle başlayalım. Şimdi çocuk nefroloji uzmanı dedik. Ama bilmeyen izleyenlerimiz olabilir. Bir onları aydınlatalım. Çocuk nefroloji çünkü karıştırılan da bir branş olabiliyor bazı bölümlerle. Çocuk nefroloji uzmanı dersek hani kişi niçin gelmeli? Neye bakar? Aslında çok basit bir ifade etmek gerekirse nefroloji dediğimiz şey böbrek ve böbrek sağlığı ve hastalıkları demek. Ve aynı zamanda böbrek üriner sistem dediğimiz bizim idrar yolları sisteminin ana organı ve onunla bağlantılı olarak idrar yollarıyla da ilgili bütün problemler, hastalıklar, yapısal problemler, doğuştan bozukluklar bir seri hastalık grubuyla bizim bölümümüz ilgileniyor. Bir de en çok karıştırılan bir durumda aslına bakarsanız nöroloji ile karıştırılıyor. Çünkü nefroloji ve nöroloji çok yakın kelime olarak. Oysa ki nöroloji sinir hastalıklarıyla ilgili bir şey ama nefroloji böbrek ve idrar yolları sistemleriyle ilgili. Sanki hocam ürolojiyle de karıştırılıyor gibi. Hani biz baktık internette en çok karıştırılan. Evet ama ürolojiyle biz bazı hastalıklar için ekip çalışması yapıyoruz. Çok güzel. Çünkü üroloji böbreklerinden ziyade aslında böbrekleri de ilgileniyorlar ve onlarla da ilgili hastalıklarla ilgileniyorlar ama onlarla bizim temel farklılığımız biz ilaç ve medikal tedaviler konusunda daha çok pratik ediyoruz. Oysa ki üroloji cerrahi tedaviler konusunda daha çok aktif çünkü onlar cerrah bizler değiliz. Beraber de ama çalışma yapıyorsunuz ürolojiyle. Beraber çalışıyoruz çünkü özellikle idrar yollarıyla ilgili hastalıklar, yapısal problemler bünyesel olmayıp da yapısal problemler ürolojinin de ana faaliyet alanına girdiği için orada hesaplamalarımızı, kitap işlerimizi beraber ortak yapıyoruz. Ama nörolojiyle alakası yok. Aslına bakarsanız tıp temelde fonksiyonel mi? Multidisiplin bir şey. Pek çok bölüm etkili. Yeri geldiği zaman herkesle koordinasyon içinde oluyoruz. Bu başarıyı artırıyor. Evet. Şimdi hocam o zaman idrar yolu enfeksiyonu dedik. Bu da çocuklarda sık görülen bir rahatsızlık diye de biliniyor. Nedir idrar yolu enfeksiyonu? Nasıl bilmeliyiz? Yani bizim bildiğimiz doğrular vardır, belki yanlıştır. Bizi biraz aydınlatır mısınız?
Tabii ki. Şimdi idrar yolu enfeksiyonu dediğimiz zaman idrarda başlıca bakterilerin ya da başka bir deyişle mikrop ve iltihap hücrelerinin olmasını anlıyoruz. Bunlar bir rahatsızlık yapmaları gerekiyor. Ne yapıyorlar? Genellikle karın ağrısı yapabiliyorlar, çişini yaparken canma, acı duyma, kusma gibi bir takım şikayetler yapıyorlar. Hatta bu idrar yolu enfeksiyonları eğer Allah göstermesin böbreklerimizi tuttuğunda o zaman buna yüksek ateş de ekleniyor. Tabii. Bu bulgular çocuk sağlığı ve hastalıklarının dahiliyeden bir farklılığı var. En önemli farklılığı bizde yaş grupları çok önemli. Evet. Yani mesela bir bebek hastamızdaki idrar yolu enfeksiyonu şikayetleriyle bir okul çocuğunda veya genç bir 15 yaşındaki kızımızdaki idrar yolu enfeksiyonu şikayetleri farklılık gösterebiliyor. Hı. Örneğin bir bebeğimizde idrar yolu enfeksiyonu şikayeti sadece yüksek ateş yapabiliyor. Hı, evet. Ama oysa ki diyelim ki 15 yaşındaki genç bir prensesimizde ne oluyor? Eğer böbrekler tutulduğu ise yüksek ateş oluyor. Ama aksi halde daha çok belli belirsiz karın ağrıları, idrar yaparken yanma gibi şikayetler daha baskın şikayetler olabiliyor. Peki bebekte mesela niçin oluyor enfeksiyon? Hani daha büyük yaştaki belki tutuyordur idrarını, yapmıyordur, ders süresini bekliyordur gibi. Ama bebeklerde genelde niçin oluyor? Aslında idrar yolu enfeksiyonu genellikle bizim aşağıdan yukarıya doğru diye tabir ettiğimiz şekilde oluyor. Ne demek bu? Bizim bağırsaklarımızdaki kaka bakterileri idrar sistemine giriyor. İdrar yolu sistemimize giriyor. Mesela bebeklerde bu nasıl oluyor? Ve aşağıdan giriyor. Mesanemize ilk önce enfeksiyon yapıyor. Ve eğer fırsat bulursa ta yukarıya böbreklerimize kadar çıkabiliyor. Bebekte nasıl oluyor? Bebeklerde mesela bir bünyesel bir yatkınlık önemli. İkincisi eğer bebeklerimizin alt temizliğini düzenli ve iyi şekilde yapmaz isek bu ciddi bir risk oluşturuyor. Bir de bir takım bir miktar talihsiz bebeklerimiz oluyor. Mesela mesane fonksiyon bozukluğuyla doğan, hatta mesanesinden idrar yaparken ta yukarılara böbrek tarafına idrar kaçıran reflü dediğimiz hadiseler gibi bir takım yapısal bozukluklarla birlikte doğmuş olan bebeklerimiz idrar yolu enfeksiyonuna diğer sağlıklı bebeklere göre daha fazla yatkın olabiliyorlar. Tabii bunların hangisi nasıl oluyor? Bunları değerlendirebilmek için ilk olarak ailemizin idrar yolu enfeksiyonundan, hatta hekim arkadaşlarımızın idrar yolu enfeksiyonundan şüphe etmesi ve basit bir idrar tahliliyle bunun teşhisini koyması gerekiyor ki biz bu hastalarımızı takip ve tedavilerini yaparken diğer olası nedenlerin olup olmadığını gözden geçirebilelim. Şimdi hani gene bir dediniz ki çağ bebeklik çağı var, işte çocukluk çağı var. Evet. Çağ değişiyor çocuklar. Evet. Şimdi yine hani yaşı büyük çocuklarımız söyleyebilirler ama bebekler söyleyemezler. Doğru. Herhalde ilk belirti ateş olarak siz bebeklerde. İlk, doğrusunu isterseniz ilk yılda, ilk bir yılda genellikle en belirgin, en güvenilir bizim bulgumuz yüksek ateş oluyor. Yüksek ateş. Bunun haricinde işte bebeğin iştahının bozulması, hatta kusması, huzursuzluklar, ani çığlık atarak ağlamalar idrar yolu enfeksiyonuyla birliktelik gösterebiliyorlar. Çünkü bir iltihap oluşuyor herhalde. Aynen öyle. Tedavisi hocam, ilaçlı bir tedavi mi uyguluyoruz? Tedavisinde biz idrar tetkikinden sonra eğer mümkünse idrar kültürü bakıyoruz. Bu idrar kültüründe iki şey bize temin ediyor bu tetkik. Nedir? Birincisi hangi bakterinin bu idrar yolu enfeksiyonu yaptığını görüyoruz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü o bakteriye hangi ilacı, hangi antibiyotiği vereceğimizi yine idrar kültürü neticesinde anlayabiliyoruz. O zaman doğru antibiyotiği tercih edebiliyoruz. Yalnız burada çok önemli bir şey var. İdrar yolu enfeksiyonları özellikle ateşli ise böbreklerin tutulduğunu anlıyoruz. Hangi yaş grubunda olursa olsun ve bu
böbreklerin tutulduğu idrar yolu enfeksiyonu özellikle tedaviye erken başlama çok önemli. Biz 48 saat sonra tedaviye başlarsak o idrar yolu enfeksiyonunun böbreklerde yapabileceği olası hasarı o kadar kolay önleyemiyoruz. O bakımdan biz idrar kültürü sonuçlarımız bizim genellikle 48 saat sonra çıkıyor. O zaman ne yapacağız? O zaman biz 48 saat çocuğu tedavisiz bırakamayız. Biz bir tahmini antibiyotik tedavisi veriyoruz. Evet. Ve teşhisimizi hemen koyar koymaz buna başlıyoruz. Ve idrar kültürünün neticesini 48 saat sonra aldığımızda bizim verdiğimiz tahmini antibiyotik tedavisinin doğru olup olmadığını kontrol etmiş oluyoruz. Tabii hocam, çünkü çocuktan bahsediyoruz. Hani daha da gelişmekte olan bir organ, böbrek. Evet. Onun için de 48 saat herhalde kritik bir süreç. 48 saat şu bakımdan kritik bir süreç. İdrar yolu enfeksiyonlarının olabileceğini her zaman hatırlanmasını öneriyorum dinleyicilerimize. İkincisi, idrar yolu enfeksiyonunu teşhisinin mümkün olduğu kadar hızlı konulması. Eğer biz ateşleri ciddiye alırsak, özellikle yatkın çocuklarımızda hemen bu teşhisi erken koyarsak tedavisini erken başlayabiliriz. Bunun haricinde böylece biz idrar yolu enfeksiyonuna bağlı böbrek hasarını önleyebiliriz. İşin hala kanımca tek püf noktası tedaviye erken başlamak. Erken tanı ve erken tedavi. Tabii şimdi ama hocam şöyle bir şey var. Ateş dedik ya ilk belirtiden. Şimdi çoğu ebeveyn çocuklarda ve bebeklerde hani ateşli bir süreç geçiriyorlar. Her bebekte çocukta olabiliyor. Başka hastalıkların da ilk sinyali ateş olabiliyor. Doğru. Hani bazı alışkanlıklar var. Hani ateşi bir süre kendileri de baskılamaya çalışabiliyor gibi gibi. Başka bunun yanında bir belirti var mı ki ayırt edilebilsin? Şimdi çocukluk çağında olabilir mi? Mesela idrarına bir kötü koku. Kötü koku olabilir. Böyle, hani, evet. O tarz. Olabilir ama onları çok çok dikkatli anne babalar fark edebiliyor doğrusu. Ateş, idrar renginde bir değişiklik. İdrar renginde koyulaşma, kötü koku. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Mesela ister hastamız bebek olsun, bezlenen bir bebek olsun, ister birazcık daha büyük bir çocuğumuz olsun. İdrar yolu enfeksiyonlarının aşağı yukarı üçte birinde, %30, %33'ünde gözle görülebilen kırmızı renkte kanama oluyor. İdrarında. Bize başvuruların bir kısmını da bu grup oluşturuyor. Baktık idrarında veya bezinde bir kanama var. Mutlaka idrar tahlili yaptırmamız gerekiyor. Yalnız bir de işin tabloyu karıştıran nedenlerden bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz gibi yüksek ateş çocuklarımızda çok oluyor ama bunun çoğunluğu üst solunum yolu enfeksiyonlarından oluyor. Mesela kulak ağrısı olabiliyor, efendim aksırıklar, öksürükler olabiliyor. Bu tip şikayetler olduğu zaman idrar yolu enfeksiyonundan bir miktar uzaklaşabiliyoruz. Ama doğrusunu isterseniz bu bir kere teşhis edildikten sonra aile de bu konuda alert oluyor. Farkındalığı oluyor. Evet. Ve çocuklarını çok iyi tanıyorlar. O bakımdan çocuk hekimliğinin bir diğer önemli noktası da ailelerimizle bir ekip çalışması yapmak. Çünkü biz çocuklarımızı ofiste sadece kısa bir süre için değerlendiriyoruz ama aileler hep birlikte yaşıyorlar. Evet. İletişim çok önemli. Gözlemlemeleri gerekiyor. Aynen öyle. Değil mi hocam? Yani tamam hekimlerimiz var ama aile içinde de gözlemleyerek daha bilinçli bir şekilde size başvurmaları gerekiyor. Bir diğer konuyu da altını çizmek istiyorum doğrusunu isterseniz. Sizinle programa başlamadan önce bu konuda sohbetini yapmıştık. Belki yeni doğan bebeklerimizde değil de yeni doğan bebeklerimizden daha üstte yani ilk bir yaşından sonra 2, 3, 4'lü, 5'li yaşlardaki çocuklarımızda, okul öncesi çocuklarımızda özellikle oyunla birlikte veya kreşe gitmeyle birlikte çocukların idrar yapma davranışlarında farklılıklar olabiliyor. Ne yapıyor bu çocuklar? İdrarlarını erteliyorlar. Çişleri geldikleri zaman tutuyorlar. Çok söylediğiniz gibi. O zaman mesanemizde idrar kalıyor sürekli. Ve bir kişinin hangi yaş grubunda olursa olsun idrar yolu enfeksiyonu geçirebilmesi için birinci şart mesanede bakterileri besleyecek idrarın sürekli kalıyor olmasıdır. Evet. Başka bir deyişle eğer biz idrarımızı düzenli yapar ve mesanemizi boş tutar isek o zaman o çocuğumuz veya yetişkinimiz veya arkadaşımız idrar yolu enfeksiyonu olmayacaktır. İşin püf noktası mesaneyi tamamen boşaltabilmek. Düzenli işeme
Mesaneyi düzenli olarak boşaltma, çişimiz geldiği zaman bunu yapma. Her yaş grubundaki hastamız için bizi idrar yolu enfeksiyonlarından koruyacak en önemli şeydir. Bir de anım kadarıyla hocam, hijyen de çok önemli. Çok doğru. Çünkü hani idrar yolu enfeksiyonu deyip geçmeyelim, böbreklere dediniz ki hocam demin, hani büyük hasar verebilir geç tedavi olunursa. Doğru. Çok önemli bir şey bu, hayati bir doğru. Konu. Şimdi bizim vücudumuzda bazı önemli organlar var. Bunlardan bir tanesi böbrekler. Mesela bir diğeri kalp, bir diğeri karaciğer. Şimdi bunların da kendilerine göre bir takım özellikleri var. Ne gibi? Böbreklerimizde hasar olduğu zaman ne yazık ki bu hasar vücudumuz kendisi tamamen düzeltemiyor. O böbrekteki hasar gören dokuyu biz kaybediyoruz. Bu da göreceli olarak daha farklı hastalarda o böbreğin fonksiyonunun giderek kaybıyla neticelenebiliyor. Kalpte de aynı şey geçerlidir. Kalpte de mesela kalp krizi geçiriyor hastalarımız. Kalp kasında bir hasar oluyor. Onu kalp yeniden onaramıyor. Ama karaciğerimiz şanslı. O kendini onarabiliyor. O yüzden biz böbreklerimizi, kalbimizi koruduğumuz gibi böbreklerimizi de korumamız gerekiyor. Hijyen dediniz. O çok önemli bir şey. Bizim özellikle altı bezlenen çocuklarımızda tercihen ailelerimizin şartları uygun olduğu müddetçe bebekler çişini ve kakasını yaptıktan sonra silmek yerine ılık suyla yıkamalarını öneriyoruz. Ilık suyla yıkayıp kurulamalarını öneriyoruz. Herhangi bir işte deterjan, temizlik malzemesi, efendim bebek şampuanı, onları kesinlikle istemiyoruz. Çünkü cildimizde flora dediğimiz birlikte yaşadığımız bir takım mikrop örtüsü vardır. Bunlar bizim için yararlıdır. Evet. Bunları biz kaldırdığımız zaman bize zarar verecek tehlikeli mikroplar gelir. Evet. Biz sürekli böyle antiseptik solüsyonlarla özellikle genital bölgemizi, bebeklerimizin temizlersek o zaman oralar çok daha fazla ciddi enfeksiyona maruz bırakabiliriz. O yüzden sadece ılık suyla altı bezlenen bebeklerimizin temizliğini öneriyoruz. Bir üst grup bebeklerimiz, mesela kreş bebeklerimiz, okula giden bebeklerimiz, çocuklarımız. Bu çocuklarımızın da özellikle kız çocuklarının küçük çişlerini yaptıktan sonra dahi bacak aralarını yıkamalarını ve kurulamalarını istiyoruz. Sabunla falan değil. Ama o atmosfer ona uygun değilse hocam, yani onu uygun değilse, eve gelene kadar mesela ne tavsiye edersiniz? Hani uygun değilse aslında genellikle okullarımızda da özellikle Kıbrıs'ta uygun. Ama diyelim ki bu mümkün değil. Su da bulamadık. O zaman tercihen çocuğumuzun çantasına bir yumuşak bir havlu ya da kağıt havlu veya kağıt peçete koyup orasını en azından kurutmasını istiyoruz. Erkekler için bu risk daha az. Çünkü erkeklerin pipisi olmasından dolayı ciltten mesaneye olan mesafe daha uzun. O yüzden bir yaşından sonraki bütün çocuklarımızda ve yetişkinlerimizde kızlarımız erkek çocuklara göre idrar yolu enfeksiyonu için daha bir açık yüksek risk taşıyorlar. Buyurun. Islak mendil çok, aslında çok ebeveyn tüketiyor. Islak mendil görüyoruz. Islak mendil tehlikeli mi, hocamız tavsiye ediyor mu bu konuyla ilgili? Şimdi ıslak menzil, biraz önce söylediğim gibi eğer şartlarınız uygunsa en iyisi eski yöntem dediğimiz, geleneksel yöntem dediğimiz ılık suyla yıkamaları ve dokundurup çekmek şeklinde kurulamaları olacaktır. Islak mendil eğer, ama mesela çarşıdasınız, pazardasınız, ne bileyim, bu mümkün değil. Islak mendili daha seçici kullanmanızı istiyoruz. Özellikle iyi kaliteli, güvenilirliği daha yüksek, alkol içermeyen ıslak mendiller daha tercih edilebilir. Özellikle cilt pH'sını da farklılığa yol açmayan ıslak mendiller daha çok tercih edilebilir. Daha çok tercih edilebilir dediğim konu, ama bu gibi özel durumlar için. Yoksa evdeyseniz, evde, rahatınız yerindeyse, bunu bakım verebilecekseniz lütfen ılık su. Bebeğiniz çok daha rahat eder. Harika bir anne baba olursunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki hocam, hani hiçbir şeye gerek yok. Sadece su.
Evet, aynen temiz, öyle. Temiz, güzel bir su. Hani biz tabii ebeveynler şunu da alalım, şu şampuanı da alalım, bunu da alalım. Hayır. Gerek yok. Biz istemiyoruz onu. İstemiyorsunuz. Sadece ılık suyla yıkamanızı istiyoruz şeyler için, bebeklerimiz için. Diğer oyun özellikle çocuklarımız, kreş çocuklarımıza da bu konuda eğitim verilmesini istiyoruz. Mesanemizi boş tutmak için çişimiz geldiği zaman ertelememeleri konusunda ve yıkamaları konusunda. Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalarımızla çok karşılaşıyoruz. Bazı hassas annelerimiz var. Çok titiz ve çok iyi annelerimiz var. Evlatlarına çok düşkün annelerimiz var. Bu annelerimiz özellikle çocuklarımıza tuvalet temizliği konusunda çok öğreticiler. Onlara temizlik konusunda çok güzel bilgiler, eğitimler veriyorlar. Ama bu normal hayatta bazen uymayabiliyor. Mesela okul tuvaleti. Evet. Mesela çocuklar ne yapıyor? Tuvalet kirli diyor. Evdeki ortamı bulamıyor. Evet. O zaman çişini ta eve gelinceye kadar tutuyor. Ve biz bu çocuklarla şey yapıyoruz. Çok uğraşıyoruz ve bizim büyük bir hasta grubumuzu oluşturuyor. Ve ben onlara ne diyorum biliyor musunuz? Siz çişiniz geldiği zaman isterseniz öğretmeninizin tuvaletine işeyin. İsterseniz kirli tuvalete işeyin. Sağa sola dokunmadan. Ama mesanenizi boşaltmak için mutlaka işeyin. Çünkü bütün problem mesanenin dolu kalması. Programın başında zaten hocam şey dedim, hani çoğu şeyi aslında doğru bildiğimizi zannediyoruz ama çoğu şey aslında yanlış. Evet. Nitekim şu anda da birçok tezimizi siz çürüttünüz bir uzman olarak. Estağfurullah ama bu tip programlar. Bir vatandaş düşüncesi aslında işte aman sakın toplu yerlere tuvalete girme, sabret, tut, eve gelince temiz temiz girersin diye düşünüyorduk. Hocam bir de ben size şey dedim yayından önce, hani artık havuz ve deniz mevsimi geliyor ülkemizde. Evet. Genelde hani ondan kapılıyor diye düşünüyordum, aslında o da. Şimdi onu bir anlatır mısınız hocam? Benim görüşüm şöyle, şimdi havuzlar özellikle pek çok kişi kapalı bir su birikintisine girdiği için onların temizlik hijyen şartlarını yerine getirmek önemli. Bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Özellikle bazı sitelerde yazın bu konuda başvurular oluyor. Ama bu çocuklarımız idrar yolu enfeksiyonundan ziyade daha çok konjüktivit dediğimiz göz iltihaplanmaları, o kulak iltihapları, dış kulak iltihapları veya ciltteki oradaki kimyasalların neden olduğu cilt reaksiyonlarıyla geliyorlar. İdrar yolu enfeksiyonuyla gelen çocuklar, havuza girip de idrar yolu enfeksiyona gelen çocuklar şu nedenden geliyorlar. Havuzun içinde çocuk işemesini erteliyor. Tutuyor, onunla da tutuyor. Tutuyor, havuzun içine işemiyor. Boyun da bölemiyor, çıkayım gideyim. Aynen diyemiyor. Öyle, çünkü çok çekici geliyor. Islak mayayla da gezince, mesanede dolu olunca oradan çabucacık idrar yolu enfeksiyonunu kapabiliyor. Yoksa havuzun kendi idrar yolu enfeksiyonu yapmıyor. Başka şeylere sebep olabiliyor ama... Ama bütün her şey mesanesini boşaltmadığından oluyor. Boşaltmadığı için. İşese... Havuzun içine işemesini istemiyorum şüphesiz tabii, ama çıksın, ama gidip bir havuzdan çıkıp işemesi gerekiyor. Şimdi eminim birçok izleyicimiz şunu yapıyorlardı. Biraz tut, sabret. Evet. Ortam uygun olduğunda. Şimdi eminim tüm düşünceler değişti kafalarda. Evet. Yani çocuğumuzun işemesi çok önemli. Çok önemli. Eğer düzenli işiyorsa, hatta yapısal mesela vezika üretral reflü dediğimiz mesaneden işeme sırasında böbreğimize kaçmaması gereken idrarın kaçtığı yapısal bir bozukluğumuz var. Bu yaşla birlikte bunların çoğunluğu düzelebiliyor. Evet. Düzelmeyenleri de biz düzeltiyoruz. Biz düzeltiyoruz. Ama mesela böyle bir hastada bile, diyelim ki bir çocuğun vezika üretral reflüsü olsa dahi, eğer o çocuk mesanesini boş tutabiliyorsa, yani düzenli çişi gelir gelmez hemen vakit geçirmeden işeyebiliyorsa, biz onlarda dahi idrar yolu enfeksiyonu görmeyebiliyoruz. Görmüyorsunuz. Yani bu o kadar önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Şimdi hocam o zaman hemen sormak istiyorum. Çünkü çok çok önemli bir konu. Hani çocukların yediği, içtiği de etkiliyor mu? Örneğin bol su içsinler mi? Çünkü kimi zaman bol su da diyor ki hani uzun bir yola çıkacağız, suyu çok az içelim ki hani idrarı gelmesin çocuğun. Çok önemli bir noktaya değindiniz ama bu bu sorunun uygulaması, ben bir şeyler söyleyeceğim biraz sonra. Evet, ama bunu uygulaması her zaman mümkün olmayabilir veya kolay olmayabilir. Olmuyor. Şimdi çok su içerekten çok fazla
idrar yaparsa bir idrar yolu enfeksiyonu olan hastamız, evet, bu tek başına idrar yolu enfeksiyonunun tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Hmm. Yani tabir caizse idrar yolu sisteminizi yıkıyorsunuz siz. Hmm. Mesela bizim Kıbrıs gibi ılıman iklimi olan, havanın sıcaklığının her zaman güneşin tepemizde olduğu, evet, bir bölgede çocuklarımızın ve hepimizin bol su içmesini tavsiye ediyorum. Hmm. Bu çünkü hem idrar yolu enfeksiyonlarının yanında böbrek kristalleri, taşları gibi bir takım tortuların sebep olduğu hastalıkları da önleyici olacaktır. Hı hı. Su içmek çok önemli bir şey. Ama çocukluk çağına geldiğiniz zaman çocukların özellikle böyle 2 yaşlarına, 3 yaşındaki çocukların bir defans etme alışkanlıkları vardır. Her şeye itiraz etme. Ha. Mesela siz ne Sendrom. Derseniz, Sendrom. Evet, buna biz negativizm diyoruz. Hı hı. Bu çocuklara bir şey yap, ye, iç falan dediğiniz zaman itiraz edecektir. Çok. Biz çocuklarla ebeveynlerimizin barışık olmasını istiyoruz. Hı. Mümkün olduğunca bu yönde tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama tutup da zorla su içeceksin diye bir baskı istemiyoruz. Çünkü bu ters tepki yapıyor. Peki hocam, tabii bebekleri kontrol etmesi daha kolay ama artık çocuklar büyüyor. Evet. Biz ne kadar sağlıklı yemek yapsak da pişirsek de dış dünya var, fast foodlar var, tuz tüketimi var. Evet. Bunlar neden etkiliyor hocam? İdrar yolu enfeksiyonlarına bunların o kadar etkili olup olmadığını şu ana kadar böbreği çok... Böbreği mi daha çok etkiliyor çok hocam? Çok bilmiyoruz. Şimdi bu fast food konusu da... Aşırı tuz tüketimi. Aşırı tuz tüketimi var. Aşırı tuz tüketimi vücutta su tutmaya yol açıyor. Hı hı. Ve özellikle fast foodlarda uzun zincirli yağ asitleri gibi çok istemediğimiz yağların vücuda girmesine yol açıyor. Ve aynı zamanda yüksek kalori içerikli olduğu için çocuklarımız da aşırı kiloya sebep veriyor. Evet. Bu aşırı kilo ve tuz birlikteliği, evet, hipertansiyon gibi damarların ömrünün, damarlarımızın ömrünün erken bozulması gibi. Mesela bir kişi, Allah göstermesin, diyelim ki 40'lı 50'li yaşlarında koroner kalp hastası oluyorsa, evet, evet, kalp damarları veya diğer damarları hasar oluyorsa, bu hasarın, damarların hasarının 6 aylıkken başladığını hatırlatmak istiyorum. Yani bizim, bir anda çıkmıyor öyle ortaya. Hayır. Bu 1-2 günlük, 1-2 yıllık bir konu değil. Değil. Sizin kültürel olarak ailenizden aldığınız yeme alışkanlıklarınız, kültürünüz, hı-hı, yaşadığınız çevre, yeme içme alışkanlıklarınız, evet, hatta genetiğiniz, bu konuyu etkiliyor. Ve vücut o kadar kuvvetli bir organizma ki, hı-hı, sizin damarlarınız, evet, doktorun kapısını çalıncaya kadar 40 yıl, 50 yıl dayanıyor. Dayanıyor. Evet, gerçekten mucizevi bir şey. Vücudumuzdaki o yüzden bir şey var. Biz Akdeniz'in, hı-hı, tam ortasındayız. Akdeniz tipi beslenme, evet, evet, size ama tavsiye ediyoruz. Evet. Zeytinyağı. Zeytinyağı, bol sebze. Bol sebze, yeşillik ve ızgara. Izgara. Bu 7'den 77'ye herkesin uygulaması. Evet, biraz kendi sınırlarımı aştım. Umarım yetişkin pratiği yapan arkadaşlarım beni şey yapmazlar. Ama ayıplamazlar. Hocam, hesap olur mu? Ama doğrudur yani sonuçta. Hocam, bir de şimdi süremizin sonuna doğru da geliyoruz. Çocukta hipertansiyon dedim. Evet, görülebilir dediniz yayından önce. Evet. Ben Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde çalışmadan önce İstanbul'un büyük hastanelerinden bir tanesinde, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çalışıyordum. Oranın nefroloji kliniğini yürütüyordum. Hı hı. Bir gün istatistik departmanıma gittiğim zaman bu bizim hipertansiyonla takip ettiğimiz hastaların bir listesini bir çıkartalım. Bir bakalım geriye dönük olarak ne yapmışız, ne etmişiz, çocuklarımız nasıl diye. Biz arada sırada böyle çalışmalar, geri bildirimler yaparız kendimize. Çok. Hatta bunu, bu tip bilgileri meslektaşlarımızla paylaşırız çeşitli dergilerde. Hı hı. Ve bizim hipertansiyon başvurusuyla bizim kliniğimizin, İstanbul'daki kliniğimizin takip ettiği hasta sayısı 585'ti. Oo. Bu çocukluk çağı için çok ciddi bir rakam. Yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon. Yüksek. Bu çocuklar nasıl oluyor? Neden şimdi çocukluk çağında diyebilirsiniz. Mesela yaşam tarzlarındaki farklılıklar. Daha çok sakin yaşam. Yani hareketsiz yaşam. Ha. Bu da daha çok cep telefonlarıyla çağımızın oynama. Evet.
teknolojinin getirdiği şeyler. Evet, mesela çocuklar yürüyerek okula gitmiyor, servisle evet. gidiyorlar veya araçla ebeveynleri bırakıyor gibi. Hı hı. Bunun haricinde fast food olayı. Evet. Biraz da sosyoekonomik, sosyokültürel seviyesi yüksek çocuklarda daha çok o zaman evet. görülebilen bir durum. Aynen öyle. Evet, onu kesinlikle haklısınız. Evet. Evet. Çok önemli bir nokta. Ona değindiğiniz nokta çok önemli. Bir de günümüzde rekabet her yaş grubunda çok fazla. Çok. Özellikle ebeveynler çocuklarına birazcık daha baskı yapıyorlar veya çocukların kendi aralarında rekabet oluyor. Nasıl bir rekabet? Çocuklar işte sınavlara giriyorlar. Bir sürü sınavlara giriyorlar. Bu sınavlarda kolej imtihanlarına giriyorlar, üniversite imtihanlarına, master programları falan filan derken hepsinin diyelim ki siz üniversite sınavına girinceye kadar pek çok sınava giriyorsunuz ve pek çok yıllarca çalışıyorsunuz ve aileniz, öğretmeniniz, diğer arkadaşlarınız hep size bir stres etkeni oluşturuyor. Evet. Bu stres size, yani çocuğumuza, özellikle adolesanlarda bu çok oluyor. Ergenlik döneminde. Aynı zamanda ergenlik döneminin kendi çalkantıları da eklenince oldukça yüksek sayılarda hipertansiyon hastası takip etmeye başladık. Bu bizi hiç keyiflendirmiyor. Tabii çocukları da o kadar yormaya, yıpratmaya. Evet. Çok da her şeyin dengede doldu. Olması, çocuklarımızın bir eskiden olduğu gibi birbirleriyle temas etmeleri, evet. Kendilerine zarar vermeden itişip kalkışmaları, ondan sonra çeşitli aktiviteleri, fiziksel aktivitelere gitmeleri, sadece telefonla içerisinden kendilerini seyretmeleri değil de bizzat sosyal aktivitelerini fiziksel olarak yaşamalarını istiyoruz bu çocuklarımıza. Evet, doğalı. Ebeveynlerimize de çok hırslı olmamalarını, evet. Hayatı biraz dengede tutmalarını tavsiye ediyoruz bu şartlar altında olabildiğince. Evet. Şimdi hocam süremizin sonuna geldik. Bu arada sevgili İpek Halim de iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi geleceğimiz çocuklarımız hocam. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çocuklarımızın sağlığının hem beden hem ruhsal sağlığının. Çünkü ruhsal sağlık da çok önemli. Direkt evet etkiliyor. Her şeyin içinde var içinde o. Var. Hocam neler tavsiye edersiniz? Şöyle isterseniz kameraya dönebilirsiniz, isterseniz bana dönüp anlatabilirsiniz. Şöyle küçücük de bir şey, bir mesaj da verirsiniz ki keza demin verdiniz ama bir daha verirsek şöyle hemen programı kapatmak istiyorum. Çocuklarımızın şikayetlerini, rahatsızlıklarına önem verelim. Bu yüksek ateş olabilir, ruhsal sıkıntıları olabilir. Bunlara önem verelim. Hı hı. Ve çocuklarımıza yaşlarından büyük stresler, sorumluluklar yüklemeyelim. Ama onların her işini de biz yapmayalım. Onların bir şeyi yapmasına, başarmasına izleyelim, olanak verelim. Daha kolay oldu diye çocuğumuzu buradan bu masaya tutup kucaklayıp oturtmayalım. Kendisinin oturmasından sonra hissettiği başarısının hissetmesinin keyfini almasını izleyelim. Buna olanak sağlayalım. Özellikle entelektüel ailelerimiz için bu tavsiyede bulunuyorum. Ha, çocuklarımız söylediğiniz gibi Ceren Hanım bizim geleceğimiz. Evet. Ailelerimizin geleceği, kendimizin mutluluğu, aynı zamanda ülkemizin de her şeyi. Her şey. Çok teşekkür ederim hocam. İyi ki geldiniz. Kıymetli vaktinizi bizlere, seyircilerimize ayırdınız. Bir başka yayında yine sizi görmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Evet sevgili izleyenlerimiz, İnteraktif'in bugün de sonuna geldik. Yakında Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Uzmanı Doktor Behçet Şimşek hocamız bizimle beraberdi. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın ama sağlıkla kalın.